Homurilikle ilgili hangi ifadelerin söylenebileceği istenmektedir? Arkadaşlar, homurilik insanlarda merkezi sinir sisteminin beyinden sonra gelen ikinci organıdır. Omurganın içinde yer almaktadır ve sinirlerin geçiş bölgesidir. Yani dış ortamdan gelen impulsları beyne, beyinden gelen impulsları ise arkadaşlar ilgili organlara iletmektedir. Birinci öncüde verilen omurilikten çıkan motor nöronlar doğrudan beyin tarafından uyarılırsa bilinçli hareketler yapılır ifadesi söylenebilecek bir ifadedir. Arkadaşlar, beynin uç beyin kısmında istemli hareket kontrolü yapılmaktadır. Bu bölgeden gelen impulslar omurilikten geçerek ilgili organlara iletiliyorsa insanlarda istemli, yani bilinçli hareketler yapılması söz konusudur. Refleksleri düzenlerken beyinden tümüyle bağımsız çalışır ifadesi ise yanlıştır. Arkadaşlar, doğuştan gelen reflekslerde omurilik etkili olabilmektedir. Ancak omurilik bu refleks hareketlerini yaptırırken, yani uyarılara cevap oluştururken, aynı zamanda beyne de iletim sağlamakta ve yapılan hareketten beyni haberdar etmektedir. Duyu nöronlarının bir kısmı beyne ulaşmadan önce omurilikten geçerken burada çapraz yapar ifadesi de doğru olacaktır. Sinirlerin geçiş bölgesi olan omurilik arkadaşlar, beyne giden impulslar içinde bir geçiş yeridir. Bu süreçte impulslar omurilikte çapraz yaparak beyne iletilmektedir. Enine kesitinde dış kısmında boz madde, iç kısmında ak madde bulunur ifadesi ise yanlış verilmiştir. Tam tersine arkadaşlar, omurilik ve omurilik soğanında dış kısımda ak madde, iç kısımda boz madde bulunmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Verilen özelliklerden otonom sinir sistemine ve somatik sinir sistemine ait olanlar istenmektedir. Arkadaşlar, çevresel sinir sistemi, duyu bölümü ve motor bölümünden oluşur. Motor bölümünde arkadaşlar otonom sinirler ve somatik sinirler vardır. Otonom sinirlere ise arkadaşlar sempatik ve parasempatik sinirler örnek gösterilebilir. Somatik sinirler arkadaşlar istemli hareketlerin yaptırılmasında kullanılan nöronlardır. Otonom sinir ise istemsiz hareketlerin yaptırılmasında kullanılan motor nöronlardır. Dolayısıyla somatik sinirler iskelet kaslarına giderken, otonom sinirler iç organlara, salgı bezlerine ve düz kaslara gitmektedir. Buna göre beyin ve omurilikten çıkarak iç organlara ve salgı bezlerine giden motor nöronlar otonom sinir sistemindedir. Dolaşım ve boşaltım gibi isteğimizin dışında organlar arkadaşlar yine otonom sinirlerle kontrol edilir. Ancak yürüme, yazı yazma, resim çizme gibi istemli hareketleri somatik sinirler gerçekleştirmekte kullanılmakta. İskelet kaslarını kontrol eden miyelinli nöronlar yine somatik sinir sisteminde bulunmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Merkezi sinir sisteminin hangi yapılardan oluştuğu istenmektedir? Arkadaşlar, merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşmaktadır. Uyarılar reseptörlerle alındıktan sonra duyu nöronlarıyla merkezi sinir sistemindeki beyin ve omuriliğe iletilir. Merkezi sinir sisteminde bulunan ara nöronlar gelen uyarıları cevaplandırır, değerlendirir ve oluşan cevaplar motor nöronlarla arkadaşlar efektör organlara iletilmektedir. Dolayısıyla merkezi sinir sisteminde ara nöronlarla beraber duyu nöronlarının akson uçları ve motor nöronların hücre gövdeleri de bulunabilmektedir. Buna göre
Öncüllere bakacak olursak arkadaşlar, birinci öncüde verilen beyin siniri beyinde, omurilik siniri omurilikte, yani merkezi sinir sisteminde bulunabilmektedir. Duyu nöronlarının hücre gövdeleri değil, akson uzantıları bu bölgede bulunur. Ancak motor nöronların hücre gövdeleri yine merkezi sinir sisteminde bulunabilmektedir. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Beynin korunmasında görevli yapılarla ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar şekilde X, Y ve Z olarak gösterilen zarlar sırasıyla sert zar, örümceksi zar ve ince zardır. Buna göre birinci öncüde verilen deri, kemik doku ve bağ dokudan oluşan zarlar beynin korunmasına birlikte görev alır açıklaması doğru olacaktır. İnsanın arkadaşlar beyni deriyle, kafatası kemikleriyle ve bağ doku yapılı sert, örümceksi, ince zarla korunmaktadır. X ile belirtilen zar kafatası kemiklerine içten yapışık halde bulunur ifadesi de doğru verilmiştir. X ile belirtilen zar arkadaşlar sert zardır. Sert zar kafatası kemiklerine içten yapışık halde bulunmaktadır. Y ile belirtilen ince zar olup X ve Z'yi birbirine bağlar ifadesi yanlış verilmiştir. Arkadaşlar Y ile belirtilen zar ince zar değil, örümceksi zar olmalıdır. Z ile belirtilen zarda kan damarı bulunmaz açıklaması yanlış olacaktır arkadaşlar. Z ince zardır ve beyni besleyen damarlar ince zarda bulunmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Verilenlerden hangisinin beyin omurilik sıvısı yani BOS içerisinde bulunamayacağı istenmektedir? Arkadaşlar gliya hücrelerinden ependim hücrelerinin ürettiği beyin omurilik sıvısı, damarlardan doku sıvısına çıkan içeriği kapsayacaktır. Dolayısıyla beyin omurilik sıvısında oksijen ve glikoz bulunabilirken damarlardan dışarıya çıkamayan alyuvar bulunamaz. Glikojen kanda bulunan bir besin değildir. Büyük yapılı bir polisakkarittir. Bu nedenle kanın içerisinde veya kandan dışarıya çıkarak oluşan beyin omurilik sıvısı içerisinde bulunmayacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Arka beyni oluşturan kısımların hangi seçenekte birlikte verildiği istenmektedir? Arkadaşlar insan beyni, ön beyin, orta beyin ve arka beyinden oluşmaktadır. Ön beyin uç ve ara beyinden, ara beyin talamus, epitalamus ve hipotalamustan oluşur. Arka beyinde ise pons, beyincik ve omurilik soğanı bulunmaktadır. Buna göre seçeneklere bakıldığı zaman arkadaşlar A seçeneğinde verilen omurilik soğanı, beyincik ve pons arka beyne ait yapılardır. Omurilik beyne ait bir yapı değildir. Beyincik arka beyinde bulunur. Ancak epitalamus arkadaşlar ara beyin yani ön beyinde bulunmaktadır. Pons arka beyinde, talamus ön beyinde, beyin kabuğu ise ön beyinde bulunur. C seçeneği yanlıştır. Hipotalamus arkadaşlar ön beyinde bulunmaktadır. Omurilik soğanı ve pons ise arka beyne ait yapılardır. Beyincik, arka beyne ait bir yapıyken nasırlı cisim ve beyin üçgeni arkadaşlar ön beyne ait yapılardır. Beyin yarım kürelerinin üstten ve alttan bağlanmasında etkili yapılardır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Ayağına çivi batan çocuğun ayağını çekmesiyle sonuçlanan refleks tepkisi sırasında verilen olayların hangi sırayla gerçekleşeceği istenmektedir? Arkadaşlar, omurilik enine kesiti düşünülecek olursa, uyarılar omurliğe
dorsalden duyu nöronlarıyla getirilir. Uyarılara omurilikte bulunan ara nöron cevap oluşturulur ve oluşturulan cevap motor nöronlar ile ön yani ventral kökten çıkarak efektör organa iletilir. Buna göre ilk olarak omuriliğin arka kökünden geçen nöronlarda yani duyu nöronlarında impuls oluşması gerekir. Omuriliğe getirilen uyarılar ara nöronlar tarafından değerlendirilir ve ara nöron nörotransmitter salgılar. Bu nörotransmitter arkadaşlar motor nöronlara aktarılacak ve motor nöronda impuls oluşacaktır. Oluşan bu impuls motor nöronlar aracılığıyla ventralden yani ön kökten çıkarak iskelet kaslarına ulaştırılacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilen kısımların özellikleriyle ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar şekle baktığımızda 1 omurilik soğanı, 2 orta beyin, 3 uç beyin, 4 talamus ve 5 beyinciği göstermektedir. A seçeneğinde verilen 1 çizgili kaslar aracılığıyla gerçekleşen tüm reflekslerin kontrol merkezidir ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar omurilik soğanında hapşırma, esneme, çiğneme gibi vücut içi refleksleri denilen refleksler kontrol edilebilir. 2. Vücut duruşunun düzenlenmesine etkili merkezler içeren arka beyin bölümüdür ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. 2. Orta beyindir. Orta beyinde vücut duruşu düzenlenmektedir. Ancak arka beyin bölümüdür dendiği için bu açıklama yanlış olacaktır. 3. Hafıza, düşünce ve hislerin oluşumunda görev alır ifadesi doğru verilmiştir. Beyin kabuğu yani uç beyin, hafıza, düşünme, öğrenme, his, irade, şuur, hayal kurma ve istemli hareket merkezidir. Diğer seçeneklere baktığımızda 4 yani talamus, solunum, sindirim, boşaltım, dolaşım gibi temel hayatsal olayların kontrol merkezidir ifadesi yanlıştır. Bu merkez arkadaşlar omurilik soğanı yani 1'e aittir. Bütün duyu organlarına gelen uyarıların değerlendirilmesini 5 sağlar ifadesi yanlıştır. 5 beyinciktir arkadaşlar. Duyu organlarından gelen uyarılar uç beyinle yani 3 ile değerlendirilir. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. Beynin uç beyin bölgesiyle ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar, ön beyin beynin en büyük bölümüdür. Uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımdan oluşur. Uç beyni aynı zamanda beyin yarım küreleri adı verilir ve sağ sol olmak üzere iki yarım küreden oluşmaktadır. Her bir yarım küre ise arkadaşlar ön, arka, yan ve şakak lobu olmak üzere 4 lobdan oluşmaktadır. Uç beynin dışında boz yani gri madde, içinde ak yani beyaz madde bulunmaktadır. Buna göre eline kesit alındığında dış kısmında boz madde, iç kısmında ak madde bulunur ifadesi doğru verilmiştir. Arkadaşlar boz madde sinir hücrelerinin gövde kısımlarını, ak madde ise sinir hücrelerinin akson uzantılarını içerir. Her biri ön, yan, şakak ve arka lob olmak üzere toplam 4 lobdan oluşan iki yarım küreden meydana gelir ifadesi doğru verilmiştir. Ön beyin bir parçası olan uç beyin arkadaşlar iki yarım küredir ve her bir yarım kürede 4 lob bulunmaktadır. Hipotalamus, epitalamus ve talamus adı verilen merkezleri içerir ifadesi yanlıştır. Arkadaşlar bu merkezler ara beyine aittir ve ön beynin diğer bölgesini oluşturmaktadır. Beynin en büyük bölümü uç beyin yani beyin yarım küreleridir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.